da gidiyor kapıya doğru ama inşallah önümüze bir şey, bir engel çıkmaz bir yerde. Geldiğim yol çok dolanmalı bir yol oldu. Otobandan beri geliyorduk. Şimdi arkadaşlar burası Gebze'ye çıkıyormuş. Bakalım buradan doğru gidiyor. Gebze'nin neresine çıkıyor bakalım. Gebze dediler ama. Bakalım burası Gebze'nin neresine çıkıyor. Bir de o da var. Buraya bak ya. Aa, orada iyi bir yol var. Ama hangisi nereye gidiyor şimdi? Hangi tarafa gideceği? Herhalde ormana yukarı çıkmış. Kabile sol taraftan doğru gideceği. Bak öyle geliyor. Orada bir Kandilli köyüymüş burası da arkadaşlar. Burası da Kandilli köyüymüş. Orada bir yol çalışması mı var? Bir şey var orada ama anlamış değilik. Selamun aleyküm. Gel kapat da Gebze'ye çıkıyor daha bu yol. Hah tamam canım. Burada biraz bekle şurayı bir kapatayım ben. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi burada yol yapımı var. Arkadaş havrayı bir kapatayım ben dedi. Bize bir yol verecek. Buradan Gebze'ye çıkıyormuş bu yol. Kandilli köyüymüş. Kandilli. Şimdi yolu daraltmış. O yan tarafta da demirler var. Bize geçmesin. Ah düştük ya. Çamurun çorağın içine. İnşallah kalmayık bir yerde. Hayırlısı bakalım gidiyor. İnşallah bir yerde kalmayık. İnşallah bir yerde kalmayız. Ha buraya bak ya. Adamın bizi Gebze deyip de getirdiği yere bak Allah aşkına ya. Allah aşkına adamın bizi Gebze deyip de getirdiği yere bak. Gelirken arkadaşlar açamadım şeyi, navigasyon açıyordu, konuma göre geliyordum. Lan diyorum Gebze'de böyle bir yer var mıydı ya, geleyim geleyim bitmiyor, geleyim geleyim bitmiyor. Gebze herhalde yanaşıyor, baksana binalar olmaya başladı. Ananı avradını, ananı avradını kör şeytan. Bu kadar da yavaşladık ama. Çukur az derinmiş, su dolmuş iyi gene. Oy, mahvettiniz beni, maf. Buradan tır gideyim mi ya? Baksana buraya ya. Her tarafı yıkmış, yumurmuşlar. Biz nereden gideceğiz Allah aşkına ya? Uşağa da sordum, gideyim mi buradan Gebze'ye yol diye. Gidiyor abi dedi, yol verdi bir de bağ. Bağ bir de yol verdi ama. Buraya baksana ya sen. Nereden gidecek buradan acaba?
da bir çamura çorağı ya. Buraya doğru biz dalmasak buralarda iyi. Ben gelirken yağmur yoktu arkadaşlar. Buraya doğru yağmur var. Yol berbat. Şuralardan kaymadan maymadan bir gidebilsek ya. Şuradan bir kaymadan maymadan bir gidebilsek ya. Arabanın bir yerini kırmadan gidebilsek ya. Ah öyle ve la kuvvet. Ey gidi, adamın bizi yolladığı yere bak. Adamın bizi yolladığı yere bak Gebze diye. Ey dayı, ben sana ne diyeyim ya. Ben sana daha nasıl hakkımı helal edeyim dayı. Ben sana daha nasıl hakkımı helal edeyim dayı? He, sen söyle de ben de diyeyim şimdi. Sen söyle de ben hakkımı helal edeyim sana. Kardeşim. Yol haşat. Arabayı az bir kaydırsan bittin. Buradan seni kim çekip çıkaracak ya? Buradan bizi kim çekip çıkaracak anasını satayım? Dayım motorla gelemiyor, biz tırla gitmeye çalışıyoruz ya. Dayım motorla gelemiyor, biz tırla gitmeye çalışıyoruz anasını satayım. Buraya bak, yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Ne diyeyim yani? Kandilli köyü güle güle. Allah razı olsun ya. Çok büyük yardımcı oldunuz bana ya. Böyle gidiyoruz da ileriye doğru inşallah dandik yolu yoktur. Ha dur la, ana yol orada var sanki. Anam oradan bak arabalar geçiyor. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü nerelere giriyoruz, nerelere çıkıyoruz biz? Adam bizi Gebze'ye yolladı. Gebze'ye! Hani ben sinirlendiğim zaman abi agresifsin diyorsun. Nasıl agresif olmasın ben? Ben nasıl agresif olmayayım kardeş? Midem düştü demin orada ya. Midem düştü. Olsun hayırlısı. Allah her şeyin hayırlısını versin. Kazasız, belasız, sıkıntısız, dertsiz buralarda atlatıyoruz ya. Ne bileyim. Arkadaşlar bir 5-6 dakikasını da çekmedim size. Belki de 7-8 dakikasını. Buradan çıkarken çekeceğim ben. Bu ara telefon geldi. İş vardı. Arkadaşları o yana bir yana yönlendiriyorduk. Mecburen çekemedik. Yani bir 5-6 dakikalık da bölüm de çekilmemişi var bu yolun. Geriden. Ey yavrum bak orman ağa, ben size köylüyüm inanmıyorsunuz bana bak. Adam orman burada star etmiş. Bak. Ormanda çalıcılar işte aynı bizim. Bizim köyde aynı böyle. Bizim köyün yolu da böyle beton yapılı. Bafra'dan 40 kilometre. Burası da aynı şekilde yani. E şimdi bizim köye adamı yollasak. Tırla. Bafra'ya desek. Adam bize ne der ya? Bafra'ya gidiyorsun diyecek. Adam bize ne der? Ben şimdi bunlara ne diyeyim? Yorum sizlerin arkadaşlar. Ben hiçbir şey demeyeyim. Yorum sizlerin.
büyük ama Allah Allah. Kandilli köyünden daha ilerideydik arkadaşlar, biz aşağı yukarı 10-15 kilometre, 20 kilometre daha ilerideydik. Ne köyüydü oranın adı ya, söylediği bana da unuttum. Ama en azından belediye çöp bidonu koymuş. Yollarını da yap ya. Buraya nerala? Ömerli'ye mi geldik? Nereye geldik bilmiyorum ki ya. Gebze diye. Aynı Ömerli'ye benziyor buralar. Üstten aşağı şey gibi geliyor yani. Uçmaca. La kardeş, buralar şeye çıkıyor herhalde ya. Şekerpınar'ın depiye mi çıkıyor acaba burası? Gidiyük gidiyük, ne köyü ne köyü bitiyor, ne kendi bitiyor buranın. Baksana sen buraya. Doğru dayım. Burası neresi Allah aşkına ya? Bizim biraderin de düğün köylere buralar. Baraja balık tutmaya gidiyorduk biz, Nizamlı'la diyordu ya. Herhalde buralar oralar. Yükü yükleyeceğimiz yere de dedim saat 2.30'a doğru anca gelirim diye. İyi ki de öyle demişim. Saat 2'yi geçti. 2'yi 7 geçti. Biz hala yolu bulup çıkamadık. Biz hala yolu bulup çıkamadık kardeş. Arkadaşlar boş bu kadar uzun sürdüğünü hesaplan yani. Boş bu kadar uzun sürüyse dolu ne kadar sürede gelmişiktir biz bu yolu. Aa, burada bir cami var. Bakalım hangi köyün camisiymiş. Neymiş? Cuma köyü. Aynen. Aynen aynen. Bizim biladerin dediği yer işte burası. Geçen gün kankimi buralara bir yere aynen buralara geçen de tuğla istediydiler, Gebze dediydiler. Sonra 10 kuruş fazla yazdılar. Buralara bir yere geldiydi o da.
Gebze'ye yanaşıyor herhalde. Yapılaşmalar başladı. Büyük binalar, böyle kalabalık yerler başladı yavaş yavaş. Bana öyle geliyor. Sizi bilmiyorum. Cuma köyü. Hesap edin yani. Nereye gittiğimizi hesap edin tırla arkadaşlar. Kurban olduğum bu adamı ya. Merak ediyorum nereye çıkacağız? Çok merak ediyorum yani. Yol mu bitti la? Yok canım. Adam bizi taksi gibi sanıyor, taksi gibi. Taksi gibi sanıyor. Buradan dönebilecek mi la? Döner, döner. Biz tırcıyık, dönerik ya. Arka tarafı takmadan dönersek bizden başarımız yok. Döndük, takmadık. Buralara bak ya. Allah Allah. Allah Allah. Nereye geldik lan? Çatıya takmadan geçersek. Al bize. Dayı Gebze'ye ineceğim. Hangi taraftan ineceğim? Abile mi? Tamam sağ olasın. Vallahi. Burası bayağı bir merkez bir yer yani. Şok mok bir şeyler var buralarda. Allah'tan yani. Bilen bilirdir buralarda arkadaşlar. Ben daha ilk defa böyle buralara geliyorum ya. Aha 101 de var lan. Bim de var. Burası o kadar büyük bir yer demek ki yani bunların olduğuna göre. Evet arkadaşlar videomuzun sonunda sizlere şöyle kendimizi de göstererek bu yola nasıl girdik, niye girdik, niçin girdik, ben buraya nasıl geldim bunu da bilmiyorum yani. Ama yapacak bir şey yok, bir kere girmiş bulunmaktayız. Ha çıktık. Sorun yok. Depoya geldik. Deponun kapısındayız. Burada bekliyoruz. Şu anda yükümüzü yüklemeye geldik ama tabii çamurlu, çoraklı yani yol yapımı var. Dar yollar. Nereden nereye gideceğin sıkıntısı var. Şöyle nasıl diyeyim? Gördünüz az önce. Köşeleri dönerken sıfıra sıfır döndük. Binanın uzatma çatı uzatmaları var. İşte kaldırıma doğru çıkıntı yapılmış binalar var. Garajlar var. Bilmem neler var derken bayağı bir zor. Aynen şöyle bir durum var. Traktörcünün gidemediği yoldan biz tırla gitmeye uğraşıyoruz arkadaşlar. Yolda da yapım vardı. Yapım olduğu için de bayağı bir sıkıntı oldu. Bazı yerler darlaşmış. Bazı yerler kaygan zemin olmuştu. Malum arabanın altında şey de yoktu. Dışlık lastiklerimizi de taktırmadık. Sonra taktıracağız. Şimdi gittiğimiz zaman taktırırız artık. Yapacak bir şey yok. Kış geldi tamamen. O yüzden de arkadaşlar böyle bir sizlere güzellik oldu da bana biraz sıkıntı oldu gibi. Ama olsun. Sizler için her şeye değer arkadaşlar. Sizler için her şeye değer. Sizler için ben pişmiş tavuk bile yerim. İnanın yani. Hayatta reddetmem o pişmiş tavuğu. Ama böyle güzel hani çevirme, kızarma tavuklar var ya.
onlardan. Öteki türlü pek hoşuma gitmiyor. O kızarmış tavuk benim hoşuma gidiyor yani. Unu var diye pişmiş tavuğu yiyeyim, yoksa yemem yani. O yüzden beni izlediğiniz için arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Ama gördüğünüz zaman abi sen buraya niye girdin? Ya sen işte kafan çalışmıyor muydu, malmış mıydı diye laflar bana konuşmayın sakın. Çok moralim bozulur, bildiğiniz gibi değil. Hiç bildiğiniz gibi değil yani. O yüzden buraya da niye girdiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Niye girdim? Diğer taraftan şöyle yol veriyordu aslında ama ücretli yola döndüreceğiydi beni. Bir dünya zaten oraya gittik geldik, bir dünya zarar ettik. Anasını satayım, bir daha ücretli yola girip de 50-60 milyon yalandan yere yol parası vermeyelim dedik ama bu yanki yolda yapılaşma olarak yeni yapılıyormuş. Yol yapımı olduğundan dolayı sıkıntı çektik. Yoksa normal yol yapımı falan olmasaydı oralar o kadar çamur olmazdı. Darlık olabilir, tamam, onda sıkıntı yok. Ama sonuçta daha rahat giderdik. Daha rahat görüntü vermiş olduk ama bu görüntüler sizin için daha iyi. Ha bir de şuna değineceğim. Adam bize Gebze diye çağırdı. Gebze'ye gidiyoruz diye gittik. La hadi 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre olur. Uzaklık da kardeşim 55-60 kilometre de bu kadar da uzaklık olmaz yani. Bu kadar da saygısızlık, bu kadar da düşüncesizlik olmaz. İnsana dersin kardeş böyle böyle Gebze'nin falancı köyüne geleceksin. Yolu asfalt, betondan yapılmış. Tır geliyor, daha önce geldi. Bilgin olsun de bana, tamam. Şimdi bazı arkadaşlarımız demiş ki abi işte navigasyona baksaydın, bilmem neye baksaydın. Şöyle bir durumumuz var kardeşim. Konum at bize dedik adama. Konum atıldı bize ama yükü yükleyip yolu yarıladıktan sonra konum atıldı. Konuma göre de adam, şimdi işe aldığımız arkadaşımız da bazen çalıştığımız arkadaşımız. O da Gebze merkez deyince bize güvendik adama, ne bilelim yani. Ama bu, dedim de yani ona sonradan. Ben dedim geçen gün dedim Gebze diye bir yere yolladın dedim. Gebze'nin 60 kilometre köyüne çıktım dedim ya. Onun dedim farkın ne olacak dedim, buna bakarık bir ara hallederik diye. Başka yükten çıkarırız onu. Kardeşim başka yükten çıkarırız da olmuyor yani öyle. Öyle olmuyor yani işte. Bu anlık oldu oldu, olmadıktan sonra bir daha kaçıyor yani. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Ne yapalım, senede bir sefer böyle tongaya basıyık. Yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Şimdi ben o köy yoluna nasıl geldim, nasıl girdim, ben buraya nasıl girdim, ben buraya nasıl geldim, nasıl oldu onu da bilmiyor yani. Girdik işte bir türlü. Bir şekilde oldu bu iş arkadaş. Yapacak bir şey yok. Neyse, fazla da başınızı ağrıtmayayım. Başınızdaki saçları dökmeyeyim yani. O yüzden hepinize buradan şimdiden hayırlı günler, hayırlı işler, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşıp izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Like'lara çökelim arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir durumumuz var. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlar paylaşarak bizleri böyle biraz daha tanıtırsanız çevrenize, biraz daha abonelerimiz fazla, izleyicilerimiz fazla, izlemelerimiz fazla olur. Bu yardımı sizlerden bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle bay bay diyorum. Hoşça kalın.